Değerli futbol severler, pazar gününün ilk takım oyunu programına hoş geldiniz. Dün şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor, Altay'ı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında 2-1 mağlup etti. Maç az önce tamamlandı. Gözüm İzmir'de Beşiktaş, uzun süre 9 kişi mücadele ettiği maçta, ki son bölümde Göztepe'de 10 kişi mücadele ediyor. 2-0 öndeydi. Ümit Öztürk de şimdi düdüğü çaldı ve siyah beyazlar da İzmir'den 3 puanla dönmüş oldu. Evet, Trabzonspor 6'yı 2-1 mağlup ederken Beşiktaş da Göztepe'yi 2-0'la geçti. Değerli izleyenler, dün de Kayserispor Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Saat 19'daki maçlar öncesinde 19 ve 20'de yarın da 20'de 2 maç var. Bugün 19'da oynanacak maçlar öncesinde bu şekilde iki karşılaşmayı tamamlamış olduk. Birazdan görüntüleri ekrana taşıyacağız. İzmir'de Beşiktaş maçında 3 kırmızı kart var, 2 gol var, tartışılacak pozisyonlar var. Tartışma kısmını ikinci takım oyununda yapacağız ama yine de burada da konuşuruz. Bayağı bir uzun süre 9 kişi mücadele etti Beşiktaş. Çok iyi savunma yaptığını da vurgulayalım. Kalede de genç Emre vardı. Öte yanda Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadında uzun süredir böyle bir kalabalık görmemiştim ben. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde. Dün kupa kaldırmış, şampiyonluk şöleni yapmış bir takımın rahatlığı içinde 2-1 kazandı. Onu da konuşuruz. Şimdi sevgili Mehmet, hemen başlayalım o zaman. Dünden bugüne taşınan büyük bir rehavet ve yorgunluk vardı tabii. Kolay evet. Değil. Gece bizim arkadaşlarımız karşıladığında 2'yi biraz geçiyordu saat. 3.5. İstanbul'a indiğinde. Tabii. Otele varmaları. Hani otele varmaları falan 3'ü bulmuştur. 3.5. Dolayısıyla kabul edelim ki çok zor. Sonrasında böyle sıcak da sayılabilecek bir havada maça çıkmak. 2-1 kazandı. Hani maç için neler söylemek lazım bilemiyorum ama herhalde önceliği taraftara, tribünlere vermek lazım. Tabii ki 65-70 bin civarı, tam rakam bilmiyoruz ama inanılmaz büyük bir taraftar kitlesine önemli bir Trabzonspor takımı var. Bir gün önce kupayı kaldırıp gece sizin de söylediğiniz gibi otele gelmeleri 3.5-4'ü bulmuştur ki oyuncuların yatmasını düşünemiyorum. Belki bir saat daha gitmiştir. Ona rağmen genelde tam kadroyu çıkardı hoca. Yani taraftarın karşısında tam kadro olarak çıktı. Yani ufak tefek. Şey yapmak istedi herhalde, İstanbul'daki seyirciyi de mutlu etmek istedi hocanın da. Yani doğru bir yaklaşım. Çok doğru. Bu oyuncuları görmesini istedi. Çünkü bu kadroyla şampiyon oldu Trabzonspor. Genelinde hep bu kadroyla oynadı. Ama taraftarın inanılmaz bir desteği vardı. Tabii kazanıp kaybetmek böyle maçlarda çok fazla önemli. Bir hedefe ulaştıktan sonra zaten Altay takımı da tebrik etmek lazım. Çok iyi mücadele etti. Sonuçta küme düşmüş bir takımdan bahsediyorum. Trabzonspor hedefine ulaşmış bir takım. Örneğin Göztepe küme düşmüş bir takım. Altay küme düşmüş bir takım. Ama Altay şampiyona karşı üstelik de çok iyi mücadele etti. Yani mücadele tabii ki çok önemli. Altay takımından ben aslında bunu bekliyordum. Trabzonspor takımı biraz önce siz de söylediniz. Yani hem rehavet de var. Bunun dışında bir yorgunluk var. Bir doymuşluk var. O şeyi de yaşıyor Trabzonspor takımı. Ama kazanmak ne olursa olsun önemli. Kazanarak bu taraftara burada kupayı hediye etmek tabii ki önemliydi. Trabzonspor için her şey bu sene çok iyi gitti. Sadece kupa hariç. Muazzam bir taraftar ve taraftar tabii futbolcular tribünleri tek tek dolaşıp selamlıyor. Dolayısıyla o büyük taraftar topluluğu da bir anlamda kupayla birlikte şimdi görüyorum Cornelius'un ve Abdullah Avcı'nın ellerindeydi. Tur atılabilir belki. Kupası Berat orada. Bir şampiyonluk olabilir. Turu atıyorlar aslında. Atılmadı çünkü. Tek tek tribünlere gidip burada da İstanbul'da da o şampiyonluk coşkusunu devam yaşıyor. Bordo Maviler. Gökhan Hocam, Beşiktaş, şöyle bir bakayım hemen, dakikalarda yanılmayayım. 27-32. Zaten inisiyatif hep Beşiktaş'taydı. 11 kişiyken de, 10 kişiyken de, hatta bence 9 kişiyken de. Pozisyona girmese de. Ama pozisyon vermedi. İstediğini falan. Oynadı. İstediğini oynadı. Şimdi 9 kişi 55-60 dakika oynamak kolay değil. Kolay değil. Ligin sonunda amaçsızken İzmir sıcak nasıl
kanter içindeydi dikkatinizi çektiyse. Yani. Özellikle takım savunması anlamında da iyi sinyaller verdi diye düşünüyorum. Ne çıkarım yapabiliriz Beşiktaş adına bugünkü şimdi, maçtan? Beşiktaş istediği 3 puandı. Lig biterken senenin hazırlığını yapıyor. Oyuncu kadrosunu görüyor Valerian İsmail. Bunun yanında oynadığı her maçı kazanmak istiyor. İzmir'de akşam 7'de maç oynamak çok zordur. Gündüz 4'te oynuyorsunuz maçı ki yani futbolcunun nefes alacak hali yok. Zaten her şey birbirine gidiyor. Yani şimdi Rozier'in ilk gördüğü sarı karta bakalım. 9. dakika bir taç pozisyonu gereksiz bir sarı kart. Yani bir anda saldırıyor, kimin atacağı belli değil. Rozier kendi atacağına karar veriyor. Rakibin eline atlıyor, sarı kart görüyor. Bu normal. 19. dakikada bu sefer bir pozisyon süratli oyuncu. Hakem bence Ümit Öztürk pozisyonu sezemiyor. Hakikaten sezemiyor. Çünkü Baku çabuk bir oyuncu. Topu alıp gidecekken kendini bırakmayı seçiyor. Faul bile olmayabilir. Yani bence de yani ikinci sarı karttan Rozier'e attı bir an. Yani sarı ikinci sarıdan kırmızı hiç değil de faul bile olmayabilir. Faul yani bile o kadar garip bir kırmızı kart gösterdi Ümit Öztürk. İlk sarı kartı gördükten sonra ikinci yani kırmızı karttan sonra bir kere Beşiktaş'ın oyun sistemi de değişti. O arada Wellington'un sakatlığı hiç beklenmedik anda bir Wellington'un sakatlığı. Evet. O da daha maçın başında. Defans kurgusunda da problem yaşadı Beşiktaş. Necip gene joker oyuncu olduğunu gösterdi. Bir anda sahaya girdi ve maçta elinden geleni yaptı. Beşiktaş öne geçtikten sonra 32'de Joseph güzel bir gol attı. Bu sefer öyle bir pozisyon oldu ki Joseph bastı. Bu sefer hakem VAR'dan karar doğru gibi duruyor. Yani Joseph direkt bileğe bastı gibi. İkinci sarı kartı gösteriyor hakem. VAR uyarıyor. VAR'dan sonra da yaptı. VAR'dan da bu sefer atıyor. Beşiktaş Enkudu oyuna daha başlamadı. Yani Enkudu sakatlıktan çıkmış, yavaş yavaş form tutan bir oyuncuydu. İlk kırmızı kartlıktan sonra Valeri İsmail bir oyuncu değişikliğine gitti. Herhalde sağ tarafta onun işini Enkudu'yu çıkarıp Kenan'a verdi. Doğru bir karar gibi durdu. Oyunun sürecinde baktığımız zaman Kenan o tarafta sağlam durdu. Beşiktaş oyun açısından fazla konuşmaya gerek yok. Mücadele açısından tebrik etmek lazım. Oyun açısından çünkü 11'e karşı 9 oynadığınız zaman zaten fazla yapacağınız bir şey yok. Kontraya da çıkamıyorsunuz. Maçın son 20 dakikasında Can'la Batshuayi koydu. Larin'le Gezzal'ı aldı. Oyun yani Göztepe 10 kişi kaldıktan beri sonra da aynı şekilde devam etti. Evet. Önemli olan Beşiktaş açısından maçı kazanmasıydı. Seneye Genç Emirhan ilk yarı bence gene iyiydi. İkinci yarı Atiba ile değiştirdi hoca. O da hocanın görüşü. Beşiktaş senenin hazırlığına şimdiden başladı gibi geliyor artık bana.